misiniz? Vallahi epey uzaktayız. Ama tam olarak neredeyiz ben de bilmiyorum ya. Atlar? Atları nasıl bulacağız? Başlarına bir şey gelmesin. Seçemişim bunları. Bunlar emin olun bilmiyorlar. Nasıl döneceğiz buradan? Seninki çekiyor mu? Yok, benim de çektim. Ne yapacağız Mina? Nasıl döneceğiz ya? Nasıl gideceğiz Midyat'a? Ya babamdan haber gelirse? Ya bir şey olursa? Sakin ol. Döneceğiz. Babana da hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Nereden biliyorsun? Uyanıp beni görmek isterse ne olacak? Yok, ben duramam. Ben dönüyorum geri. Dayan! Dayan, nereye gittin? Dayan! Dayan, ne yapıyorsun? Bırak beni Miran, bırak! Babama gitmem lazım. Haber veremezler bize. Bir şey olsa ulaşamazlar. Dayan! Dayan! Senin bir suçun yok. Hadi gel dönelim. Bak böyle yol alamayız ya. Bir yağmurun inmesini bekleyelim, gel. Olmaz Miran, bekleyemem. Ben şimdi gitmem lazım. Babamla konuşmam lazım. Ona böyle olacağını bilmiyorum babam. Beni affet demem lazım. Beni bırakma demem lazım. Baba! Baba! Bırakma beni. Bırakma beni. Beni dinle. Baban iyi. O iyi. Ya nereden biliyorsun? Hepsi benim suçum. Babamdan ben yardım istedim. Seni de beni de o konaktan çıkarsın istedim. Yardım et babam dedim. Belki de bizi çıkarmaya geldi o gece. Bir kanıt buldu. O gerçeklere inandırmak için o kanıtı sana göstermeye geldi belki de. Beyim. Kendini suçlamayı bırakırız. İnan bana, hepsi geçecek. Geçecek. Geçmeyecek! Geçmiyor! Bunca zaman geçecek diye bekledim. Geçeceğine inandım. Hep yarın başka bir gün olacak diye bekledim. Sevginin iyileştiremeyeceği yara yok. Aydınlatamayacağı karanlık yok dedim. Bunca kötülüğe rağmen vazgeçmedim Miran. Mücadele etmeyen dedim. Bırakma, vazgeçme dedim. Babamı da ortak ettim kendime. Sırf inandım diye. Sırf yardım istedim diye. Sırf seni sevdiğim sevdamdan vazgeçmedim diye. Babam bu halde. Beyim. Seni bırakamadım diye. Babam ölmek üzere Miran. Ölmek üzere. Beyim, lütfen kendine bunu yapma. Annem, kardeşlerim. Hepsine bunu ben yaptım. Hepsi benim yüzümden oldu. Miran, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Eğer babam ölürse onu ben öldürmüş olacağım. Canımı bile verese kadar çok severken babamı ben öldürmüş olacağım. Tamam! Sen yaptın! Bütün bunları sen yaptın! Her şeyi suçladın sensin Reyhan! Sen aileni bu hale getirdin! Sen düşürdün babanı! Onların mutsuzluğunun da, hatta bütün bu yaşanan kötülüğün de tek sebebi sensin! Tamam mı? Tamam mı? Siz kendi mutluluğun için onları mutsuz ettin. Sadece inandığın için onların sana olan inancını körelttin. Bir evlat olarak babandan yardım isteyerek dünyanın sonunu getirdin. Tamam mı? Oldu mu? İyi misin Reyhan? Ha?
Sen kendine zulmettikçe rahatlayacak mısın? Daha iyi olacak mısın? Peki baban daha iyi olacak mı? He? Sen kendine zulmettikçe her şey düzelecek mi? Bitecek mi? Söyle bana Reyhan. He? Bitmeyecek. Sen hiçbir gün inanılmadığını bilir. Senin hiçbir suçun yok. Sırf senin suçlukları için yapıyorsun. Çünkü seni buna alıştırmışlar. Yanlış giden her şeyde seni suçlamışlar. Hatta bunu kabul ettirmişler sana. Sen en iyi bildiğin şey, en iyi öğrendiğin şeyi yapıyorsun. Çünkü başkasını suçlamak kolay. Sen de bunu kabullenmiyorsun. Yapma Reyhan. Neden? Sana bunu yapmalarına izin ver mi? Senin için o kadar sıkı durur ki. Sen başkasını suçlamayı bile bilmiyorsun. Ama yapma bunu. Kendine de bana da yapma. Çünkü sen bütün bu kötülüğün içinde kitap mısın? Anladın mı? Tamam mı? Ne oldu? Biliyorum. Gel. Gel. Ben senin hep yanındayım. Hep de yanında olacağım. Gel buraya. Hanımım bu kahve soğumuştur. Yenisini yapayım mı? İstemez. Neredelermiş? Öğrenebildin mi? Az önce Seyis aradı büyük ana. 15 dakika önce atlar gelmiş. Ama Miran'la Reyhan'dan hala haber yok. Atlarda yara bere var mıymış? Bakmış mı? Yokmuş. Neredeler peki bunlar? Neredeler bunlar Fırat? Şadoğullara bir şey yapmış olmazsın. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.